Yeni bir halk otobüsü programıyla karşınızdayız. Halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Halkın sorunlarını gündeme taşıyor, sizlere ulaştırıyoruz. Bunların çözüm yollarını araştırıyoruz. Ve çözüm yollarını araştırırken de halkın nabzını tutuyoruz. Bugünkü konuğum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Buyurun efendim, otobüse binelim. Değerli izleyenler, Halk Otobüsü programının bu haftaki konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Kendisiyle Pursaklar tarafına bir yolculuk yapacağız. Bu yolculuk esnasında halkın sorularını cevaplandıracak Genel Başkanımız. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Daha önce programlar yaptık sizinle. Canlı yayın programlarımız oldu. Tabii otobüse en son ne zaman binmiştiniz, onu bir öğrenelim size. Ben sık sık biniyorum. Yani çocuklarım da okula giderken bazen otobüs kullanıyorlar. Dolayısıyla da otobüslere yabancı değilim. Yani 78'den beri Ankara'dayım. Aşağı yukarı 40 sene olmuş. 40 senedir otobüse biniyoruz. Ama tabii son dönemlerde daha nadiren, ama önceden çok sık kullandığımız dönemler oldu otobüsleri. Tabii burada da büyük aşama kaydedildi. Yani bizim bindiğimiz, yani 78'e gidersek o dönemden bugüne, hani halk otobüsçülüğü, belediye otobüsçülüğü anlamında da tabii epey mesafeler alındı. Yani otobüsler daha kaliteli hale geldi. İşte güzergahlar daha netleşti. İşte yollar daha genişledi. Otobüs yolculuğu tabii eskiye göre şimdi biraz daha rahat. Eskiden otobüsler çok daha fazla kalabalık olurdu. Yani böyle konfor da yoktu fazla. Sıkış olur. Tabii otobüslerde konfor yoktu, klima yoktu. Yani yollar daha dardı, trafik. Şimdi biraz daha rahat. Şimdi tekrar göreceğiz işte bu yolculuğumuzda. Tekrar bir kere hem vatandaşlarımızla sohbet ederken, onları dinlerken, öbür taraftan da otobüs yolculuğunun da bir kere daha keyfini çıkaracağız inşallah. Evet. Yalnız Türkiye'de toplu taşıma fazla öyle önem vermiyor belediyeler. Ama Avrupa'da bu genelde raylı sistem ağırlıklı olmak üzere genelde toplu taşım araçları kullanılıyor. Türkiye'de de buna yönelik, ya tabii ki yarın otorite olacaksınız inşallah, nasip olursa meclise geleceksiniz. Bununla alakalı da bir çalışmalar yapmayı düşünür müsünüz? Toplu taşımayı özendirici boyutta. Tabii toplu taşıma bir tasarruf aracıdır aynı zamanda. Yani düşünün ki insanlar sabah işine giderken bazen çoğu insan arabasıyla tek kişi halinde işe gidiyor ya da iki kişi halinde işe gidiyor. Ama diyelim otobüste yakacağı yakıttan daha fazlasını orada yakıtıyor. Yani çünkü Türkiye enerjiyi dışarıdan alıyor. Yani özellikle akaryakıtı ve doğalgazı dışarıdan alıyor. Kendi topraklarımızda çıkmıyor. Bunun için de büyük bir giderimiz var. Bu gideri düşürmek için özellikle toplu taşım araçlarına yönelmekte ve milletimizi teşvik etmekte büyük faydalar var. Bu aynı zamanda vatandaşımız açısından da aslında bir alışkanlık haline dönüşse. Çünkü gittiği yerde arabaya bir de park arıyor. Yani otopark sıkıntıları da oluyor. Onun için de ayrıca bir ücret ödüyor. Onun için ben birkaç yönlü bu olayın maliyeti olduğunu düşünüyorum. Hem kişilere hem şahıslara, ama aynı zamanda ülke ekonomisine maliyeti olduğunu düşünüyorum. Onun için bu maliyetleri indirmenin yolu da buradan geçiyor. Evet. Bu anlamda dediğim gibi son yıllarda epey bir mesafe alındı, ama tabii ki vatandaşla konuşacağız şimdi. Vatandaş bu evet, toplu taşıma hikayesinde, işinde hangi hallerden memnun, hangi hallerle ilgili vatandaşın serzenişleri var. Onları inşallah dinleyeceğiz. Biz de çözüm bulma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdi inşallah yola çıkalım ve vatandaşların sorunlarını dinlemek inşallah üzere hareket edelim.
Aydınlık Evler'de ineceksin. İneceğim. Her gün biniyor mu otobüse? Her gün biniyor. Niye, burada iş mi var Kızılay'da? Dükkan var şeyde, yeni mahallede. Ha, yani çift otobüs yapıyorsun. Çift, yeni bir mahallede de metroya biniyorum. Metrodan buraya evet. geliyorsun, buradan da Pursaklar'a, evet. ya Aydınlık Evler'e gidiyorsun. Hangisi rastlarsa biniyorum. Şey fazla değil mi? Yani sık geliyor otobüsler. Geliyor. Nasıl, memnun musun otobüslerden? Memnunum da bu halk otobüsleri almıyor bizi. Halk otobüsleri niye almıyor? Kartlı ya bizim, benimki kartlı. Siz olacağız. Belediye almıyor. Otobüsleri alıyor. Alıyor ya. Tamam yani, ama bu da güzel bir imkan. Bu da güzel tabii ya. Tabii çok, canım, güzel bir imkan. Çok tabii. güzel. Biliyorsunuz Mustafa Bey AK Parti'den 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı. İstekleriniz, talepleriniz neler? Onları da iletirseniz hazır burada bulmuşken. Vallahi ne diyeyim, bilmiyorum ki. Nasıl, memnun musunuz hayatınız? Çok değilim. Yok mu hiçbir sıkıntı? Çok var. Söyleyin işte, burada gelmiş mi? Yok, kendi şahsi sıkıntım, ayaklarım ağrıyor yani. Öyle. Öbür diyor. Türlü ekonomik olarak iyisiniz. Onda diyor. Da var, onda da var. Sağlıkla ilgili sıkıntılarım var. Sağlıkla ilgili. Ekonomikte ne sıkıntılar var. Ama şimdi emeklilere 1000 lira şey geldi, iki bayramda. İkramiye, zam değil. İkramiye. 1000 lira ikramiye. O güzel oldu ama, güzel değil mi? Güzel oldu. Değil çok mi? İyi oldu tabii. Şimdi hem Ramazan bayramında hani bayram alışverişine yeter herhalde. Yeter. Kurbanda da kurban almaya da yeter. Ben esnafım ama işim iyi değil. Esnafın ha. Yani esnafım yani, ama yine de işte emeklilikte var ama. Var. Tabii şimdi, ama hem emekli olarak o haktan faydalanacaksınız. Tabii. Aynı zamanda esnaflık da yapıyorsunuz. Ha, yapıyorum. Çoluk çocuk? Var. 3 tane çocuk var. Kız erkek? 2 kız var. 1 tane erkek var. Oğlan yanımda. Kızım burada biri. Mı şu anda? Çalışıyor beraber. Çalışıyor dükkanla. Bak şurası güzel oldu. Biz çok güzel maşallah. Bak Melik Hatun Camisi, işte çok Ankara güzel. Vakfı Bezirleri'nin müzesi. Buralar eskiden böyle çok kalabalıktı. Yani böyle hani mezbelelik diyeceğimiz gibi bir şeydi. Ve burada bir cami ihtiyacı vardı gerçekten ulusun merkezinde. Çok güzel oldu yani, Ankara'nın şeyini de değiştirdi yani. Güzel katkı sağladı. Kalp yetmezliği, hipertansiyon hastalığı var. Hastaneden tedavi görüyoruz. Yalnız hocam, şöyle başkanım, şöyle bir sıkıntı var. Hastaneye gidiyoruz mesela, bu bölümde çocuk göğüs hastalıkları bölümü lazım oluyor. Ama o hastanede yok. Bizi mesela başka bir hastaneye gönderiyorlar. O hastaneye gidiyoruz, orada doktor izinli oluyor. Yani her hastanede bir uzmanın olmasını istiyoruz başkanım. Yani bir aydır daha çocuk göğüs hastalıklarına gönderemedik. Sen yani. Neredesin? Ben Pursaklar'da oturuyorum başkanım. Orada mı yok? Ya Pursaklar'da değil, genel olarak ya var yani şey var. Çocuk göğüs hastalıkları olan bölümü var. Evet. Ama personeli aynı gün izin vermiş. Dış kapıda işte. Mesela var. Çocuk hastanesi var. Var başkanım, hepsi var. Orada her bölümden uzman var. Yok başkanım. Mesela dün gittik. Şey mi, dış kapıya mı? Evet, dış kapı hastanesine dün cuma günü gittik başkanım. Orada şey yok. Uzman yok. Oradan çıktık, Sami Ulus'a götürdük. Sami Ulus'ta çocuk göğüs hastalıkları bölümü var. Orada da uzman yok. Allah Allah. İzin almışlar. İzin almışlar. Aynı güne denk getirmişler. Ama her hastanede olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Mesela başkanım bak, şu çocuğum şu ilacı kullanmak zorunda mesela. Evet. Bu ilacı azamak için Rab, Allah razı olsun, 1 milyarlık ilaç reçetemizden birlikte. Rab, devlet veriyor ama bunu değil veriyor. Mi? Çok 1 milyarlık ilaç. Yani evet, bittikçe geliyor, şey yapıyor. Çocuğun rahatsızlığı ne? Kalp yetmezliği, hipertansiyon var başkanım. Kaç yaşında? 2,5. Allah şifa versin. Allah razı olsun başkanım. İşte bir uzman olarak ihtiyaç olursa biz de şey yapalım, yardımcı olalım, hem hastaneye de söyleyelim. Başkanım tabii, çünkü hastanede uzman olması lazım ama demek ki bazen izin aldıkları için. İzin aldıkları için yani başkanım şey var, bölüm çok yani hastanemiz Allah şükürler olsun. İstediğimiz zaman istediğimiz yere girebiliyoruz, rahatlıkla muayenemiz oluyoruz, her şeyimizi yapıyoruz ama başkanım. Ya tam bana acil olduğu zaman da olmayı verince olmuyor işte başkanım yani. Doğru. Sıkıntı bu yani. Anında. Boşluk kalmaması lazım. Ya boşluk kalmaması lazım tamam, başkanım. Biz bunu iletelim. Ne oldu başkanım, çok iletelim. Geçmiş olsun. Var mı başka bir işte? Canınızın sağlığı başkanım. Tamam, hadi Allah şifa versin. Allah razı olsun, sağ olun başkanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi herhalde. Mustafa Destici biliyorsunuz, Büyük Parti Genel Başkanı. İsminle tanışalım. Evet, Şahin. Evet, nerede okuyorsun? Kızılay'da.
Açıda. Sı 7. Dershanede. Dershanede. Üniversite hazırlık. Üniversite hazırlık. Liseyi geçen sene mi bitirdin? Bu sene bitecek işte. Lise 4'te. Biraz tamam, şöyle yaklaş. Evet. Otobüste zor çekiyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz bu zor sohbet zaten. Estağfurullah. İşte sınav bir sıkıntı ya. Zor yani. Başka bir sıkıntı yok mu? Sadece sınav mı? Benzin, mazot şeyi de sıkıntı yani. Ayarlama yaptılar. Şimdi artık pek fazla öyle zam olmuyor. Zam ama yine de hani diğer ülkelere bakarak çok şey ya, pahalı yani. ÖTV'yi mi sabitlediler? Öyle bir şey oldu değil mi? Evet, ÖTV sabitlediler. Şey oldu. Evet. İşte baya sorunlar var. Evet. Ne sorun var? Söyle, anlat işte burada. İşte başka. Hani mesela öğrencilik açısından yardım çok yok. Olur mu ama harçlar kaldırıldı. Daha ne olacak? Ama yine de ne bileyim. Gel yaklaş. Dinliyor musun Can amca? Dinliyor musun? Aydınlık evlerde ineceğim. Çağdaş Sokak'ta. Peki size de mübarek olsun. Sağ olasın. Allah'a emanet olun. Gel şöyle. Durumundan memnunsun emekli olarak. İdare eder. İki evet. Tane peşin ikramiye aldılar. Aldı. İki bayram ikramiye. Alacak yani, alacak. Şeye geldi yani. İnşallah. Abla konuşacağınız bir şey varsa size alalım buraya, buyurun. Memnun musunuz? Piyano. Yolun düşerse buyur gel. Tamam, bir gün geliriz, bir pastanı yeriz inşallah. Gel, buyur. Traliçe yapıyor musun? Yapıyorum. Yok, hazır alıp satayım. Hazır alıp satıyorsun. Evet. Tamam, geliriz. Beklerim. Erzincan? Ilıçlıyım. Ilıç. Öğrencilere daha yardım yapılması gerekir yani. Vatan milletin daha iyi bir öğrenci yetişmesi için. Bunlar yardım gerekir yani. Talep ettiğin bir şey yok mu? Talep, sınav, yardım, sınav yardımları. Tabii hani, sınav, yani şöyle tabii Türkiye'ye geçmişte kıyasladığımızda Türkiye'deki üniversite sayısı çok arttı. Evet. Yani eskiden daha az gencimiz üniversite imkanı bulabilirken, şimdi daha fazla gencimiz üniversite imkanı bulabiliyor. Ama bu yeterli midir? Yok şu anda. Önceden 70'ti, şimdi 170 herhalde. Sen bir araya girme de ben bir anlatayım. İnsicam tamam, bozma. Tamam, buyurun, buyurun efendim. Ondan buyurun. Sonra... şimdi ama bu dediğimiz gibi %100 tatmin edici midir? Elbette ki %100 tatmin edici değildir. Daha da iyileşmesi lazım ya da daha fazla üniversite olması lazım. Bir de üniversitelerimizin kalitesinin de yükselmesi lazım. Yani dünyayla özellikle batılı ülkelerle kıyasladığımızda o yeterliliğe erişmesi lazım. Bunun için de tabii eğitim sisteminin mutlaka iyileştirmeler var ama bunların daha da iyileştirilmesi lazım. Evet. Sınav sistemlerinin elbette ki öğrencilerle, velilerle yani bütün paydaşlarla konuşularak yeniden düzenlenmesi lazım. Mümkünse sınavsız bir sisteme geçmek lazım. Her öğrenci nereye okumak istiyorsa, her gencimiz onu oraya kabiliyetine göre, isteğine göre yönlendirmek lazım. Biz inşallah Büyük Birlik Partisi olur. Ben zaten kendim eğitimciyim. Yani hem ilkokul öğretmenliği, hem ortaokul, hem lise, hem üniversitede akademisyenlik yaptım. Dolayısıyla da eğitimin problemlerini biliyorum, avantajlarını da biliyorum. Bizim meclise girdiğimizde inşallah önümüzdeki dönemde mecliste olacağız. İlk önce ele alacağımız konulardan bir tanesi eğitim konusu olacak. Çünkü eğitim gerçekten çok önemli. Çünkü eğer eğitiminizi düzeltemezseniz, ilerletemezseniz, eğitimdeki problemleri çözemezseniz diğer problemleri de çözemezsiniz. Yani diğer problemleri çözmek istiyorsanız eğitimdeki problemleri çözmeniz gerekir. Tabii öğrencilere destek anlamında baktığımız zaman yine eskiye göre kıyasladığınızda ilerlemeler var. Bunu ben bir muhalefet partisi genel başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir komplekse girmeden. Daha alacağımız mesafeler var mı? Var. Ama bu da tabii devletin genel bütçesiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla genel bütçeden ayrılan paya baktığımız zaman eğitime, işte üniversitelere yine geçmiş yıllarla kıyasladığımızda bunlarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Ama yeterli midir? Değil, elbette ki yetersizdir. Bütün alanlarda olduğu gibi her alan kendisine bütçeden daha fazla pay ayrılmasını istiyor. Haklı olarak bunun için de ne yapmak lazım? Hep birlikte refah payımızın artması için çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Herkes bulunduğu noktada işini en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olması lazım. Ben size başarılar diliyorum inşallah önümüzdeki sınavda. İnşallah nereye istiyorsun, nereye okumak istiyorsun? Eskişehir Üniversitesi. Ben Eskişehir'deyim. İnşallah. Eskişehir'de okumak istiyorsun? Mimarlık. Mimarlık. Tamam. İyi, hadi hayırlısı. Allah gönlünü gördü versin. İnşallah kazanırsın. Eskişehir'de de görüşürüz. Sağ olun hocam. Tamam. Memleket nere? Çubuk, Ankara. Hangi köyünde? Avurköy. Avurköy. Tamam.
Hadi bakalım. Selam söyle ailene de. Ben muhasebe depo bir medikal firmasında çalışıyorum. Evet. Hızlı anca? Yok. Kazım Karabekir. Yani oradan gidip geliyorsun. Benim sormak istediğim şu. Biz EYT diye bir şey var. Duydunuz mu? Emekli yaşı takılıyor. Erken emeklilik diye bir şey yok dedi. Biz erken emeklilik istemiyoruz zaten. Bunu 1000 defa söyledik. Her tarafta yazmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz bizi vaat ettikleri yaşta emekli etmeleri. Evet. Benim katıldığımda böyle bir şey vardı. Vaat vardı. Sonra da siz bunu, yani siz derken devlet bunu aldı, 55'lere çıkarttı. Ya ben belki yurt dışına gitmeyi tercih ediyordum o zamanlar. Sırf bu yüzden gitmedim, kaldım. Bununla ilgili bir çare olacak mı? MHP'nin şu anda herhalde bir şeyinde var, gündeminde var. Şöyle, ben aynı sizin pozisyonunuzdaydım. Öyle mi? Geçen sene emekli oldum. Yani ben de bekledim. Emeklilikte yaşa takılanlardan birisiydim. Bir 3 sene bekledim. Haklısınız, yani ben size katılıyorum. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak meclise girdiğimizde şu anda AK Parti ile ortak listelerden giriyoruz. Biliyorum inşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah. Desteğinizi de bekliyoruz. Biz ilk meclise girdiğimizde gündeme getireceğimiz konuların içerisinde bu da var. İnşallah. Biz de bunu gündeme getireceğiz. Ve inşallah burada bir hak mağduriyeti olanların mağduriyetinin giderilmesi anlamında biz de üzerimize düşeni yapacağız inşallah. Korkumuz şu değil bizim, yani çalışmak değil. Şimdi şeyli çalışıyoruz ya, bedenen çalıştığımız zamanlar oluyor. Ya işveren tutacak 45-48 yaşında, 50 yaşında diyecek ki hadi güle güle. Ben bundan sonra nerede iş bulabilirim yani? En büyük sıkıntı bu. Hani masa başı çalışıyor olsak hiçbir derdimiz olmayacak. Ama masa başı olmayınca biliyorsunuz genç kadro istiyor işverenler. Haliyle de işsiz kalacağız. Ve ben çocuk 3 tane çocuk var. Okutuyorum hepsini de. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. İnşallah, yani bu dediğiniz doğru. Yani devlet bir düzenleme yapacak idiyse yeni başlayanlardan itibaren yapması lazım. Aynen öyle. Yani, ilk işe girenler hangi şartlarda girmişse yani o şartlara göre haklarını almaları lazım. 30 küsur yaşında emekli olanlar biliyorsunuz onlar yani kaymak yediler. Çok büyük bir kaymak yediler. Onların yüzünden bu piyango bize vurdu tamamen. Doğru. Yani herkes 50'de olsaydı zaten böyle bir sıkıntı olmayacaktı bugüne doğru kadar. Yani geçmişte çok öncelerde yapılmış hataların bedelini maalesef hem devletimiz ödedi. Aynen. Yani bütçeye ağır yükler, işte SGK battı, batacak noktaya geldi, ağır borçlar. Hem de vatandaşımız ödedi. Şimdi bunlar düzeltilmeye çalışılıyor sıra sıra. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu da ben düzeltileceğine inanıyorum. İnsanların nerede bir mağduriyet varsa biz orada olacağız. İnşallah bu mağduriyet de en kısa zamanda en azından bir orta yol bulunarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Öğrenci biletlerinin fazlalığından şikayet ediyor öğrenci arkadaşlarımız. Bunun için ne diyorsunuz Sayın Başkanım? Katılıyorum. Ben araya girdim. Katılıyorum. Bizim öğrenciliğimiz döneminde %50 indirimliydi. Evet. Şu anda onu bulmuyor. Yani 2,5 lira normal ücret 1.75 öğrenci. Bence öğrencinin 1.25 olması lazım. %50 indirim olması lazım. Hatta belediye başkanımız değişti biliyorsunuz Ankara'da. Evet. Pek çok alanda değişiklikler yaptı. Özellikle otoparkların fiyatının düşürülmesi falan. Bence bu alanda da Ankaralılara bir iyileştirme bekliyoruz. Benim teklifim şu, normal fiyatın 2 lira olması, öğrenci fiyatının da 1 lira olması yönünde. Bunu Mustafa Başkanımıza da buradan iletelim. Tabii, adaşımıza da inşallah bunu ileteceğiz. Ben yüz yüze geldiğimde de kendisiyle konuşacağım inşallah. Evet, zaten bu otoparklarda indirim değil, tamamen bedava gibi. Doğru değil mi? Doğru söylüyorsunuz başkanım. Yani yüzdeyi hale geçince bir katkıda bulmuş olursunuz yani başkanım. Yani durumumuz da biraz daralışır. Mesela bugün otoparka gitmiş, nerede? Hacı Bayram'a terafiye gittik de 3-4 gün önce 4 saat kaldık. 1 lira para verdik. Ne kadar? Mükemmel bir şey. Evet. Mükemmel. Bu da başka. Bu da belediye başkanımızın bir hizmeti. Siz de mi Çankırılısınız? Ya Allah korusun. Niye Allah koruyor ya? Çankırılı kötü bir şey mi yani? Yani ama bu Bursaklar'da Çankırılı çok. Otobüste çok Çankırılı var. Valla bak hücum ederler şimdi sana. Bursakların çoğu Çankırılı zaten. Siz Çorumlu musunuz? Ya?
Yozgatlı. Yozgatlısınız. Yani. Ben de Eskişehirliyim. Senin yaptığını Yozgatlı yaptım. Ben de Kahraman Kastamonu. Yozgat'ın neresinden? Sorgunlu musunuz? Boğazlı. Valla boğazlayabilirler yani, ona göre dikkatli olmak lazım. Zaten burası çoğu Çankırı'da başkanım. Yani. Kahraman Kastamonu yok mu burada hiç? Kastamonu, valla ben hiç duymadım. Çankırı, Kalecik duydum. Genelde İstanbul'a gidiyorlar. Evet. Kastamonular daha çok ağırlıklı olarak İstanbul'dalar. Ankara'mızda Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat. Yani Ankara'nın ilçelerini saymıyorum. Yani ben çevre vilayetleri olarak söylüyorum. Bu dört vilayetimiz ağırlıklı. Yani Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir. Yani Kırıkkale'yi saymıyorum. Zaten Kırıkkale Ankara sayılır. Ankara'dan ayrılmam. Arka tarafa doğru yürü, gel. Seni tanıyalım önce. Öğrenciyim abi. Güzel ki abi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuğumuz. Nasılsınız? Öğrenci olarak var mı sorunların? Anlat. Bir dakika ya, adam bir nefes alsın ya. Başkanım, bir araya girmeyince de olmuyor. Bir saniye, girme araya. Nasılsınız? İsim ne? Yunus. Yunus, nerede okuyorsun? Sarayda okuyorum. Hangi okulda? Kocaeli Anadolu Üniversitesi'nde. Ben de Ankara'nın merkez Tevfik İler Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Ora bayağı iyi ya okul olarak. Ora bayağı iyi okul olarak. Ya bizim zamanımızda tabii çok fazla imhatip yoktu. 3-4 tane imhatip vardı. Aynen. Orası da merkez imhatip diye geçiyordu. Ben işte 83 mezunuyum oradan. Bayağı olmuş senin. Evet. Tabii yaşımız bayağı. Evet, senin gibi gençsiniz, genç değiliz. Ya. Çok az bir yaş var. Gençsiniz daha. Yok, estağfurullah. Yani vatiften mezun olalı kaç sene olmuş abi? 35 sene mi olmuş? Demek ki. Yani. Tabii 35 sene olmuş. 83, 2018. Bari tabii. Kendinizi kurtarmışsınız. Üstadım işte. Vefat ettiği sene. Necip Fazıl'ın 83'te vefat etti. Aynen. Evet. Allah rahmet eylesin. İnşallah. Okuyor musun üstadın şiirlerini? Necip Fazıl okuyorum. Evet, maşallah. Fazıl okuyorum. Şeyden okuyorum genellikle. Tevfikret'ten okuyorum. Bir de neydi o şairimizin ismi ya? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Onlardan okuyorum. Karakoç'tan? Abdurrahim Karakoç şiirlerini beğeniyorum da pek fazla ilgilenmiyorum. Burada da onun adına da bir okul var zaten. Bir önce bir aynen, ortaokulda lisesi de var. He, lisesi de var. Aynen. Kaçın sınıf? Lise 3. Efendim? Neyi hedefliyorsun? Avukatlık. Hukuk. Aynen, hukuk. İyi mi dersler, ona iyi mi? İyi dersler, fena değil. Takviye alıyor musun dışarıdan? Takviye kurs olarak alıyorum okulda. Aynen. Ailen nereli? Ailem Ankara'da. Çubuk. Çubuk'un hangi köyü? Eskişehir. Eskişehir, peki. Çok selam söyle ailene. Var mı bir şey? Yok, sizin ağzınızda. Bir ihtiyacınız var mı? Yok, estağfurullah. Yani sınav. Öğrenci olarak şu da olsaydı dediğiniz bir şey var mı? Öğrencilerin çok var da evet. Hangi birini sayması gerekiyor? Birkaç tanesini say mesela. Mesela İmam Hatip diğer ders şeyler okullara göre daha çok zor. Mesela üniversiteye göre hazırlık İmam Hatip'te din üstüne daha çok olduğu için mesela felsefe görüyoruz, üniversitede çıkmıyor felsefe. Mesela matematik görsek onun yerine daha bir yararlı olur. Evet. Onun gibi yani İmam Hatip'lerde matematik gibi, Türkçe gibi, yabancı dil gibi derslerin saat sayılarının artmasını aynen, istiyorsun. Aynen, tabii ki de. Tamam, ama İmam Hatipler'de şöyle bir özelliği var. İmam Hatipler'de yani hem pozitif bilimleri öğretirken öbür taraftan dini bilgiler de öğretiyorlar. Dini bilgiler de tabii önemli ama hani öğrenci çok zorlanıyor ya şeyde, Türkiye genelinde. Evet. Zaten şey mesela 3 milyon tane öğretmen açıkta var. Her bir branşa ait. Yok, onu sen abarttın biraz. Yani şey, ben değil. Geçen baktığımda 3 milyona yakın yazıyor. Yani şey var mı yani? 3 milyon öğrenciden bahsediyorsun. Öğretmenden. Ben öğretmenlik de yaptım. Yani hem ortaokul hem lise hem üniversitede. Yani İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Din Kültürü Ahlak Bilisi öğretmenliği yaptım. Felsefe yüksek lisansım var. Felsefe öğretmenliği yaptım. Belli bir süre hukuk okuttum. Ondan sonra lisede. Onun için şeyi biliyorum. Evet, ülkemizde belli bir öğretmen açığı var ama eskiye kıyasladığımıza göre bu açık büyük ölçüde kapandı. Kapandı. Yani. Biraz daha eğitim sistemi genişledi. Biraz daha ihtiyaç var. Biraz daha. Mesela sınıf sayıları. Biz mesela okuduğumuzda 40-45 kişiydik. 73 kişiydik biz. 73 bir sınıfta 73 kişiydik. Şu anda herhalde sınıflar 20, 24, 25, 26 arasında. Yani bizim okuduğumuz döneme göre siz çok daha şanslısınız. Şanslı, evet. Yani
hem öğretmen açısından, hem okul açısından, hem imkan açısından ama işte o ruhu da muhafaza edebilmek lazım. Biraz okullarımıza bu manevi havayı, bu manevi ruhu aynen, daha üst düzeyden vermek lazım. Aynen, yani milli ve manevi duygularımız da önemli. Tabii ki de. Onun için bunları da öğrenmek lazım pozitif bilimlerin yanında. Evet. Çünkü yani her şeyi bilebilir bir öğrenci, bir genç. Ama vatan sevgisi, millet sevgisi, Kur'an sevgisi, Allah peygamber sevgisi yoksa dolayısıyla da ne millete faydası olur, ne memlekete, aynen, ne dine, ne devlete. Kendi dinine yakınabilmek. Tabii biz tabii bütün sadece İmam Hatip'e giden değil, normal liseye anladım, giden, meslek lisesine giden bütün çocuklar bizim çocuğumuz. Hepsinin başarılı olmasını, hepsi için imkanların seferber edilmesini istiyoruz. Bizim burada sadece dile getirdiğimiz fırsat eşitliği olsun. Okullar arasında okullar aynı seviyeye getirilsin. Ve isteyen aile çocuğunu istediği okula verebilsin. Aynen öyle. Yani bu da bir baskı İnşallah. Olmasın. Bizim istediğimiz bu. İnşallah. Yani geçmişte özellikle İmam Hatipler üzerinde çok büyük bir baskı vardı. İmam Hatipler kapatıldı. İmam Hatip mezunları bir dönem üniversiteye alınmadı. Bir dönem katsayı mağduriyeti yaşadılar. Yani bir dönem kız öğrenciler zorla başları açıldı. Şimdi durum iyi. İnşallah daha iyiye gider. Zaten Etlik'te oturuyorum. Keçiören'de oturuyorum. Sürekli de hafta içişeyiz. Ben de Kamil Ocak'ta oturuyorum ama babamlar burada. Pursaklar'da oturuyorlar. Burayla da bağlantımız var. Keçiören'de yine aynı şekilde hani Çaldıran'da da yine görüyoruz, görmek de istiyoruz sabahını. Sadece sizler olsun. Bunun tabii en altı şey, yerel yöneticiler işte belediye başkanlarından başlıyor. Öncelikle onların inip sizlere bilgi verip daha sonra da sizin birebir halkla olmanız bu anlamda daha iyi olur diye düşünüyorum. Doğru, haklısınız. Yani silsile yoluyla giderse bu işler daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama ayrıca tebrik ediyorum. Güzel bir olay yani. Hoşunuza giden bir olay. Ramazanınız mübarek. Şimdi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Desteğinizi, duanızı bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Seni tanıyalım. Salih Dursay. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuğumuz. Ankara halkının şikayetlerini, sorunlarını dinliyor. Siz de baş başa bırakalım. Buyurun. Tabii. Yani, var mı bir sorunuz? Bir sorum pek yok gibi yani. Yağmurdan dolayı biraz Mamak bölgesi, Boğaziçi. Orada mı oturuyorsun? Evet. Mamak'ta değil mi? Boğaziçi'nde oturmuyoruz da geçiyoruz. Hani geçerken trafik de olsun. Orada bayağı sorun yaşıyoruz o konuda. Tabii yağmurlu havalarda özellikle hani geçtiğimiz günlerde de orada bir afet yaşandı. Aynen, ikincisi oldu bu. Bayağı araçlar hasar gördü. Bazı vatandaşlarımız, 5-6 vatandaşımız yaralanmıştı evet, ama Allah'tan can kaybı yani olmadı. Onlar da iyileştiler herhalde şu anda. Hı-hı. Tabii sadece Mamak, tabii orası bir iç boğaz yani. Adı üzerinde Boğaziçi. Ben iyi biliyorum oraları. Ondan sonra orada kısa bir süre de olsa kaldım Boğaziçi'nde. Yukarıda Yeşilbayır var, Karabayır var. Aynen. Oralar biliyorum yani. Oraların hepsini biliyorum. Orada daha çok Yozgatlılar oturuyor. Aynen. Ağırlıklı Yozgat olarak Yozgatlılar oturuyor. Oraları da biliyorum. Tabii pek çok eskiyle kıyaslanmayacak şekilde çalışmalar var, iyileştirmeler aynen, var ama demek ki yeterli değil. Yani bu sel afetine de mutlaka tedbir almak lazım. Bazen işte Ankara'dan manzaralar köprülerin altında doluyor. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Gel abi, buyurun, tanıyalım sizi. İbrahim Kırık. Buyur abi şöyle. Nasıl, kırılmadan geçelim. İyiyim, sağ olun. Ramazan'ın mübarek olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne var ne yok? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız bu sahabe, biliyorsunuz. Sağ olun. Sanki ben tanımazlar gibi tanıyorum. Ne bileyim, tanıyamayan da çıkıyor yani, genel başkan. Şeyde de gördüm ya. Tanımayan yok. Atatürk Kültür Merkezi'nde. Doğru. Çok iyi. Çok iyi. Var mı başkanımdan istediğiniz, talep ettiğiniz bir şey? Verin mi? Evet. Ya ben engelliyim, emekliyim. Maaşım yetmeden ekip bir iş daha yapıyorum. Ne iş yapıyorsun? Abi ben. TOKİ'de temizlik işlerini yapıyor. Çalışıyorsun. He. Ekmeğin alın teriyle kazanıyor. Allah, he. Allah var etsin. Emekliyim ama engellilikten dolayı. Yüzü pak. Aynen. Başladık. Dolayı bir çalışmak zorundayız yani. Yani Allah. Maaş az diyor ama. Genel ama şöyle bak. Şöyle. Maaş az diyor. Allah sağlık, sıhhat versin. Her şeyin başında o geliyor. Doğru söylüyor. Ama son dönemde maaşlar arttı biraz. Arttı. Evet. Ama kaç oldu yeterli abi? Değil. Biraz maaş 1480 oldu. 1480 de çok değil genel başkan. Şöyle çok değil.
mutlaka en azından asgari ücretin üstüne çıkartılması lazım. Evet. Tabii. Yani bu maaşların en azından asgari ücretin üstüne çıkartılması lazım. Yani 5 nüfusum yetmediği için çocuk da okuyor. Tabii geçmişe göre kıyaslarsak da çok iyileştirmeler oldu. Yani o anlamda da iyileştirmeler oldu. Tabii bu devletin bir bütçe imkanı. Yani ben bunu bir muhalefet partisi genel başkanı olarak söylüyorum. Hep birlikte ne kadar fazla üretirsek, ondan sonra ne kadar fazla tasarruf edersek tüm kesimlere geliri o denli dağıtırız. Burada önemli olan gelirin hakça paylaşılması, yani adil bir şekilde paylaşılması. Bütün vatandaşlarımız açısından bu konuda bazı dengesizlikler var. Bu dengesizliklerin bir kısmı ortadan kaldırıldı ama henüz bir kısmı ortadan kaldırılmadı. Bu paylaşımdaki, yani milli gelirin paylaşımındaki geriye kalan dengesizliklerin de ortadan kaldırılması lazım ve gelir paylarının adil olarak hakça bütün vatandaşlarımız arasında, bak eşit demiyorum, hakça, yani herkesin işine göre, ondan sonra aşına göre, aile pozisyonuna göre, nüfus sayısına göre paylaştırılması lazım. Yani diyelim ki engelli. Şimdi 5 çocuk olanla 2 çocuğu olan aynı maaşı almaması lazım. Mutlaka onlara 500. Mutlaka onlara artı bir şey verilmesi lazım. Herhalde veriliyor. Çocuk parası veriliyor, değil mi? Yok. Diğer memurlarda var. O zaman yok, çocuk parası yok. Olması lazım. Yani eşit eşit olmaması lazım. Yani şimdi bu eşitlik mağduriyetler meydana getirir. Mağduriyeti ortadan kaldırmaz. Yani diyelim ki bir engelli vatandaşımız sadece tek başına yaşıyor ya da sadece hanımı var. O da aynı maaşı alıyor. 5 çocuğu olan da aynı maaşı alıyor. Şimdi bu olmaz. Bunun düzeltilmesi lazım. Yani aile sayısına göre bunların düzeltilmesi lazım, iyileştirilmesi lazım. Biz de inşallah meclise girdiğimizde, önümüzdeki dönemde bunları dile getireceğiz. İnşallah. Sağ olun. Oyu ver, gerisini merak etme. İnşallah. Tamam. İnşallah. Hadi. Desteğin, duanı bekliyoruz. İnşallah. Hadi. Abi siz de bu engel işini biraz yapın. Tabii. Nasılsın, iyi misin? Ramazan mübarek olsun. Gel şöyle geç, sağ ol, dur şuraya yaslan. Buyurun şuraya gelin. Biz çalışıyoruz, emekli değiliz de. Buyurun. Şuraya gel, şuraya. Buyurun. Gel. Memleket nereye? Burası. Ankara. Buyurun. Neresinden? Kalecik. Kalecik. Burada tabii Kalecik bu tarafta olduğu için. Evet. Burada Kalecikli var epey, değil mi? Evet. Ne iş yapıyoruz abi? Ankara Üniversitesi'ndeyim. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi'nde. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun okulunda. Okulda. Evet. O zaman da çalışıyor muydun? Yok. Çalışıyordum tabii. Her kaç sene gelir. Oraya? 87'de. Evet. 1987. Evet. Onun öğrenciliğinde yoksun. Yok, öğrenciliğiydi. Ama hiç bırakmazdı. Her yıl gelirdi. Her kutlamalara gelirdi tabii. Rahmetli, evet. Çok severiz. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet etsin. Amin diyorum. Nur içinde yatsın inşallah. Evet. Biz de sizleri seviyoruz. İnşallah. Biz sizden yanınız. Biliyorsunuz. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür yani, ederim. Şeyimiz... Hep beraberiz inşallah. İnşallah. Nasıl geçiyor Ramazan? Öğlen sonu bayılıyoruz. Şimdi nereye gidiyorsun? Burada ne diyeyim başka? Efendim? Bir durak sonra ineceğim. Evet. Ha. Burada bir şeyimiz var. Evimiz vardı. Gece kondumuz. Yok yok. Gece kondumuz vardı. İftara gidiyorsun. Yok, eve gidiyorum. Orada oturuyorum. Ha. Ha, burada, burada oturuyorum. Orada tamam. Evimiz var. Hayırlısı olsun. Var mı bir isteğin? Canınızın sağlığı başkanım. Dua et inşallah. İnşallah, sizden inşallah. Sizden bayramımda tebrik ediyorum. Sağ olun. Beklerim ben inşallah her zaman, tamam? İnşallah. Hadi Allah'a emanet ol. Biz de sizi bekleriz. Sağ olun. Tamam, gelirim inşallah. İsim, soy isim bir daha alayım. Selim Altında. Tamam, Selim abi. Teşekkür ederiz. Mübarek olsun. Sağ olun, sizin de. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Nasılsınız? Uçaklarda mı oturuyorsunuz? Yok, biz Keçiören'de oturuyoruz da işten geliyoruz. Orada ne çalışıyorsunuz? Gümrük Bakanlığı'nda çalışıyoruz. Havaalan yolu üzerindeki. Tamam. Eğitim dairesinde. Maşallah. Var mı isteğiniz? Yok. Türkiye'miz için güzel şeyler olsun. Bizler için güzel şeyler olsun. O yani. İnşallah ülkemiz için. İnsanlar evet, için. İnsanlar için. Biz de onun için gayret ediyoruz. İnşallah. Yani bu otobüste de şu anda önümüzde biliyorsunuz seçimler var. Evet. Ben de bu bölgenin adayıyım birinci sıradan. AK Parti listelerinden. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı ama biz biliyorsunuz AK Parti ile seçim işbirliği yaptık.
onunla birlikte giriyoruz şu anda. Biz de vatandaşımızı otobüste de dinleyelim. Vatandaşımızın varsa bir talebi, bunları da hem kamuoyuna dile getirelim, hem de daha sonra meclise girdiğimizde de mecliste bunları dile getirelim diye. Sizle şimdi sohbet ediyoruz, not alıyoruz. Servis yok mu sizde? Yok. Servis istiyoruz. Ben bir telefonla görüşeceğim. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Abla nasılsın? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Abla, sağ olun. Bari olsun. Sağ olun. Sizin de bari olsun. Abla? İyi, sağ olun. Teşekkürler. Evet. Bizim de bir... Var mı bir yerdiniz? Evet. Şöyle gelin o zaman biraz yaklaşın. Benim yaşlı kayınvalidem var. Yatalak. Ona bakıyorum. Şükür bakın parası. Amin cümlemizde. Ahirette Rabbim ecrini verir. Ben şunu dile getirmek istiyorum. Biz şimdi hani devlet araba falan veriyor ya. Biz hani bakım parası veriyor. Sağ olsunlar veriyorlar. Onu da aldık. Bir de araba aldık şimdi. Bu arabada şimdi kayınvalidemin çok çocuğu var. Ama hiç kimse gelsinler, baksınlar istemiyorum. Ben bakıyorum, memnunum da. Allah için sen bakıyorum. Allah için bakıyorum ama şimdi o arabadan o bakmayanlar da yararlanıyor. Yani ben bu devletimizden şimdi bu bakmayanlar bu arabadan niye hak talep ediyorlar? İşte yatalak engellilere, hastalara vergis indirimli araba veriyor ya. Ondan şimdi bakmayanlar da hak talep ediyor. Yani bu haksızlık değil mi yani? Bakana verilsin istiyorsun. Bakana verilsin istiyorum ben. Doğru, kim bakana verilsin istiyorum. Ya da verilmesin. Bakan bakıyor da sadece benim için değil. Benim gibi de sesini duyuramayan çok insanlar vardır böyle. Herkes için konuşuyorum burada. Bir yatalak bir insana da bakmak öyle bakıyorum ya da bakıyor böyle ha. Yani. Evet. İnşallah şükür sevabını şeyini yani o yüzden bakıyoruz zaten. Şerif var biliyorsunuz. Evet. Sağlığındayken anne babasının rızasını kazanan cennete girer diye. Kazanamayanlara da yazıklar olsun diyor. Yani onun için inşallah siz ecrini alırsınız ama biz bu dediğiniz konuyu da dile getirelim. İnşallah. Yani ben bugün çok kalbim doğruymuş ki denk geldim. Bir sesimi duyurmak istiyordum yani. Vallahi çok sağ olun. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol sizin de mübarek olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Hoş geldiniz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuğumuz. Nasılsınız? Hangi partiydi acaba? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Ha Büyük Birlik Partisi. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Ankara Kaleci. Kaleci maşallah. Ne iş yapıyorsun? Emekliyim ben. Nereden? Ego'da otobüs şoförüydüm. Maşallah genç emekli olmuşsun. Yaşımızı göstermiyoruz ama yaş 53. Yaş 53. 53 de genç canım. Ben de 52 yaşındayım, 66'lıyım. Siz 65 mi? Tabii aynı orada. Nasıl vatandaşımız görüşüyorsun sen halkın içindesin aile evladı. Allah birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Gerisi halil olur. Evet öyle. İnşallah. Yani. Şurada kurulmuş bir düzenimiz var. Evet. Allah'ım o düzenimizi bozmasın. Amin. Bak düzeni bozulanlar Suriye, Irak, Kırım, başka ülkeler düzeni bozulanların ne hale geldiğini görüyoruz. Yani milyonlarca insan hayatını kaybetti. Milyonlarcası mülteci durumunda evlerini, barklarını terk edip başka ülkelere sığındılar. Onun için vatanın, milletin, devletin kıymetini bilmek lazım. Ama tabii ki vatandaş devletinin, vatanın, ülkesinin kıymetini bilecek ama devlet de milletinin kıymetini bilecek. Devletin yönetenler de milletinin kıymetini bilecek. İki taraflı bir kıymet bilirlikle, iki taraflı bir kadir şinaslıkla, iki taraflı bir sahiplenmeyle inşallah mutlu, huzurlu, müreffeh ve tam bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz inşallah. Şimdi şöyle diyeceğim yani bu yapılanları, bu oyunu bozmak isteyenlere yani şöyle bir baktıkları zaman, düşündükleri zaman bu evet. 12 yıl içinde Türkiye'de neler yapılmış? Evet. Hani ben 2015 yılında emekli oldum. Hani Ankara'dan dışarı çıkmışlığım yoktu yani. Evet. Uzun yola otobüs şoförlüğüne gittim ben. Emekli olduktan sonra mı? Emekli olduktan sonra. Hani mesleğim evet. Şoförlük olduğu için. Hani ben ne diyeyim hani İstanbul'dan Gürcistan'a kadar gittim. Maşallah.
Hani oradaki o yapılan tüneller, yollar. Yani bunları bir görse millet. Evet. Yani çoğu vatandaşımız mesela gezmişliği, görmüşlüğü yok. Evet. Ankara'nın dışına çıkıp da diğer illerde yapılan hizmetleri görseler, diğer illerdekiler gelip Ankara'yı görseler. Yani Türkiye'yi bir gezme imkanları olsa, yani cennet bir vatanda yaşadıklarını bilecekler evet. Yani. Ankara ile ilgili var mı isteğin? Ankara ile şu anda her şey yapılıyor yani. Maşallah. Sen yani ben memnunum yani. Allah ben... memnuniyetini daim etsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Sizler çoluk çocuk? Çocuk 3 tane var, ellerinizden öper. 3 tanesi de oğlan. Arkadaki senin? Yok. Allah nasip yaşları ederse. Yaşları kaç? 27, 26, biri de 17 yaşında. Evlendirdin mi ikisini? Bu sene nasip olursa Temmuz'un 13'ünde büyük olanı veriyoruz. İyi, yani. Allah mesut bahtı eylesin. Biz de davet edersen biz de geliriz inşallah. İnşallah. Değerli izleyenler, bu haftaki halk otobüsü konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ydi. Kendisiyle uzun süreli bir yolculuk yaptık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Destici. İnşallah başka programlarda buluşmak üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için, tüm siyasi partilerimiz için ve adaylarımız için hayırlı olmasını Yüce Rabbim niyaz ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz her şeyin üzerindedir. Seçimlerde gelir geçer biz yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Onun için birbirimizi incitmenin de çok bir anlamı yoktur. Elbette ki düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Karşıdakileri eleştireceğiz ama bunların hep bir seviyede olması lazım. Siyasi ahlakı mutlaka riayet etmek lazım. Bizim biliyorsunuz sloganımız Türkiye için birlik vakti ve onunla da birlikte vakit Türkiye vakti diyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızı 24 Haziran'da sandığa gitmeye ve milli iradelerine sahip çıkmaya, tabii ki Cumhur İttifakı'nı desteklemeye, onun içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanı, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan ve biz de Büyük Birlik Partisi olarak AK Parti listelerinden giriyoruz. Cumhur İttifakı için de AK Parti'ye de desteği istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.